Merhabalar. Merhaba. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Salgınla başlayalım. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Zor mu? Kolay mı? Yani ne yapıyorum? Tabii aktif sporcular olduğumuz için evde oturmak, evde spor yapmak bizim için çok zor. Benim için zor. Evet. Spor yapıyorum. Kulübümüzde zaten o şekilde şu an organize olduk. Yaptığımız antrenmanları kulübe gönderiyoruz. Onlar kontrol ediyorlar. Herkesin evde... Evet evet, herkesin evde yapmış olduğu egzersiz kontrol ediliyor şu an. Boş zamanlarımda yoga yapıyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Sabah 5'te falan anca uyuyabiliyorum. Uyku düzenimiz de bozuldu malum. O şekilde Evet, geçiyor yani. O uyku düzeni mahvetti zaten. Normalden hani biz sporcular olarak böyle hani alıştık çünkü bir düzene. Sonra birden böyle bir düzensizliğe girince insan neye uğradığını şaşırıyor tabii. Tabii tabii. Eminim ki bütün sporcular da bu durumu yaşıyordur şu an. Çünkü gerçekten bizim için çok zor. Evet evet kesinlikle. Bu performans sporu için çok zor. Evde böyle sıkılı kalıyorsun. Hani antrenmanlar bir yere kadar seni tatmin ediyor evde yaptıkların. Tabii tabii. O zaman ben hazırlık birkaç soru hazırlık sana. Onlara geçeceğim. Hı hı. Ama işte bunları okuyacağım. Takdir edersiniz ki yapacak bir şey yok. birinci sorum. Futbol olan sevgin nasıl başladı? Kimlerden etkilendi? Şimdi futbola olan sevgim. Yani futbola olan sevgi derken nedense küçük yaştayken futbol branşına çok yöneldim. Sürekli erkeklerle futbol oynamak istiyordum. Ben ikiz kardeşim. İkiz erkek kardeşim var benim. Bilmiyorum. Ondan çok bir kız olarak benim futbolu tercih etmem ailem tarafından çok, yani onlar çok farklı karşılıyorlardı. Özellikle annem, hani erkek oynamıyor, kız oynuyor futbol. O şekilde maç oynandığında erkek kardeşim değil beni çağırırlardı. Ezgi gel diye. Tabii benim oyuncular karşı ekstradan bir şeyim vardı. Sempatim vardı. Ne olduğu gibi evet. Onlarla oynaya oynaya futbola başladım. Daha sonra kulübe yazıldım. Okullar arası maçlarda beni seçtiler, beğendiler. Onda da son dakika kaleye geçtim. Reflekslerim kuvvetli diye. Ondan sonra kaleye geçtim. O şekilde futbol hayatım başladı. Bir iş adamı takım kurmak istediğini söyledi. Beni beğenmiş, beni seçti. Kaleci olarak yine tercih edildim. Kalede izlediği için. Sonra kurulmuş olan takıma gittim. İlk bir yıl Şirinyer Spor'da oynadım. Daha sonra İzmir Spor'a transfer oldum. Bir yıl kulüp bulamadık. Kadın futbolu o zaman da biliyorsunuz bir ara kapanma sürecinden geçmişti. Evet, evet. Kulüp bulamadığım için kendimiz bir futbol kulübü kurduk. Kendi paramızla kendi formalarımızı yaptırdık. Hiç unutmuyorum. Sarı formayı da asla unutmam. Hala da saklarım formamı. Evet. Adımızı falan yazdırdık arkasına. Bir yıl o şekilde oynamaya devam ettik biz kendi aramızda. Daha sonra Buca Spor bizim Buca'da yapıyorduk antrenmanlarımızı. Toprak sahada yapıyorduk hem de. Sahamız da yoktu. Çok güzel ama. Bizim evet evet çok güzel bir anım var benim. Daha sonra Buca Spor bizi görüyor. Gazetelerde falan da görmüş. Öyle böyle derken altyapısını almak istedi. O şekilde birincilikten futbola başladım. Lisansım Buca Spor'da çıktı ilk defa. Çok o şekilde güzel. Futbol hayatım, futbol kariyerim başladı. Çok güzel bir hikaye ya. Bayıldım gerçekten. Bunları dinlerken abi duygulandım falan. Evet, hiçbir şey kolay değil maalesef. Yani, hele özellikle kadın futbolunda çok zor. Hı hı. Diğer soruma geçiyorum. Futbola başlamayken zaten anlattın ayrıntılı bir şekilde. Evet. Sen de birçok kaleci gibi önceleri futbolcu olmak istiyor musun? Biraz da mecburiyetten kaleye geçmişsin. Bu anından bahseder misin demişiz. Bunu da sen açıklamışsın bize. Ben 3 soruyu tek cevapla. 3 soruyu direkt cevaplamışsın. Evet böyle bir ilgi oluyor. Gerçekten oyuncu olan kaleci olmak istiyor. Kaleci olan oyuncu olmak istiyor. Ben de ilk başladığımda hep diyordum ki kaleci olayım falan filan. Ama bir şekilde oyuncu oldum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mesela hep öyle başlıyor gerçekten. Çok ilginç. Yani kalecilik çok zor. Şöyle söyleyeyim. Evet. Ben bir de sol ayağım. Türkiye'de evet, en zor bulunan oyuncu tipi sol ayak. Evet. O yüzden de oyuna karşı bir hevesim vardı ama tabii ki de bulunmuş olduğum mevkiden kaleden şu an evet, çok evet, mutluyum evet. Bulunmuş olduğum mevkide. Onu da söyleyeyim. Gerçekten kalecilik çok zor. Benim birkaç kere deneyimim oldu. Mecburen biliyorsun futbolda bazen oluyor böyle şeyler. Gerçekten hayranım size kalecilere. Çok zor. Yani evet, iki kere de birebir pozisyonda burnum kırıldı yani. Bu kolay bir şey değil. Özellikle kaleci olarak özellikle yüz bölgemden almış olduğum bir darbenin sakatlığını geçirmek çok zor. Evet evet çok zor bir şey. Seni anlayabiliyorum. Sana yakın benim defans oyuncusu olduğum için seni anlayabiliyorum. Ben de çok yüzlerce evet, evet, evet. Gerçekten zor bir şey. Kaleciler ekstra darbe alıyor. Cidden sıkıntılı. Okul takımında ülkemizi yurt dışına temsil etme sürecinden bahseder misin?
gurur verir. Şöyle söyleyeyim. Ankara olarak biz hep birlikte Dünya Şampiyonası'na gittik. Onda da çok güzel bir anım var. İlk profesyonel kramponumu orada alındı benim. İlk defa profesyonel kramponu Amerika'da, Güney Amerika Şili'ye gitmiştik. Dünya Şampiyonası'na orada giydim. Maçlara çıktık. Son 3'e kaldık. Üçüncülük, dördüncülük maçında son dakikada ben bir gol yedim 90. dakikada ve gerçekten o 90. dakika zaten çok ağır bir şey. Gol kaçıran için de. Evet. Seda Nur arkadaşım şu an burada. O da son dakika bana pozisyon kaçırmıştı. şey söyleyeyim. Son dakika olarak son dakikada ben gol yedim. Daha sonra Nihan Su hocamız vardı bizim. İşte okul müdürüm falan geldi. İşte krampon aldılar ya bana şimdi. İşte haydi kramponun hakkını vereni, göster kendini. Benim tek söylemiş olduğum şey rahat olun. Hani ben de yani o zaman da çok küçük yaştaydım. Lise 2'ye gidiyordum. Bu kadar emin konuşmak da yani. Değil mi? Daha sonra penaltılarda ilk penaltıyı yedim. Kalan 3 tane penaltıyı çıkardım. Dünya üçüncüsü olduk. Vav, wow, mükemmel. Öyle. Bronz madalya aldık. Çok güzeldi. Evet. Onu da asla unutmam. Çok güzel bir histir. Düşünebiliyorum yani o an. Evet, evet. Yani kalecinin üzerinde özellikle penaltılarda... Kaleci de o penaltıyı çıkartıp ön plana çıkmak istiyorsun evet, yani evet, otomatik evet. Olarak bütün takımın gözü sende. Evet. Çok güzel bir his o ya gerçekten. İlk lisansın Bucaspor'da çıkıyor ve ilk lig maçında henüz 16 yaşında milli takıma davet ediliyorsun. O maçta neler hissettin? Yani ilk katıldığın maçta neler hissettin diye sormuşuz. Buradan Metin Akçevri hocama da selamlarımı iletiyorum. İstanbul'a bir maça gelmiştim. Gelmiş olduğum maçta izlendim. Fiziki anlamda fiziki yapımın çok iyi bulduğunu, eğittiği takdirde benim çok iyi bir kaleci olacağımı söyledi. Ve beni milli takım kampına davet etti. Hiç beklemediğim bir şeydi. Küçükken hep söylüyordum işte hayalinde milli takıma çağrılmak. Ama hiç beklemediğim bir anda milli takım kampına çağrıldım ve çok onur vericiydi. Onu da asla unutmam. Milli takıma gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Planjon, blokaj hiçbir şey bilmiyordum. Metin Akçevre baştan aşağıya bütün altyapı Metin Akçevre'ye aittir. Buradan da ona saygılar, sevgiler. Böyle hocam. Biliyorsunuzdur belki. Küçük Metin Akçevre, küçük Metin evet, Beşiktaş'ta oynamıştı. Biliyorum, biliyorum, duymuştum. Tanışma fırsatım olmadı ama duydum, çok duydum. Hı-hı. Buradan böyle hocalarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet. Milli takım ve lig kariyerine yanı sıra evet Besyo okudun ve öğretmen oldun. Öğrencilik Hı-hı. yıllarında bu tempoya ayak uydurmakta zorlandın mı? Yani öğrencilik hayatım bence benim en güzel zamanlarımdı. Öyle söyleyeyim. O zaman da hiçbir şeyin farkında olmuyorsun çünkü sana her şey hoş ve güzel geliyor. Ama meslek sahibi edindikten sonra iki mesleği bir arada götürmek işin en zor kısmı. En çok zorlandığım nokta da benim burası. Biliyorsunuzdur belki sorularınızda var mı bilmiyorum ama beden eğitimi öğretmeniyim aynı evet, zamanda. Evet, evet. Onu sordum Hı-hı. zaten. Aynı zamanda öğretmen oldun diye yazmışım oraya. Yani ben sabah 6'da evden çıkıp akşam 10'da eve giren biriyim. Ne yapıyorsun bu süreç içinde derseniz. Okula gidiyorum, öğrencilerime 700 tane öğrenciye ders işliyorum. Oradan çıkıp muhakkak her gün antrenman yapıyorum. Asla antrenmansız günüm geçmiyor. Yani eski takımların oynamış olduğum takımlarda bile takım yapmadığı zamanlar ben muhakkak ekstra antrenman yapıyorum. Bu zaten yani, bir iyi sporcunun yapması gereken şeyler. Bu da zaten evet, belli hı-hı. oluyor. Evet, çok disiplinli bir sporcuyum. O yüzden dikkat ediyorum yapmış olduğum antrenmanlara. Antrenmandan çıkıyorum, evime gidiyorum. Ertesi günü yine aynı. İşte çok güzel. Daha sonra Perşembe'den biliyorsunuz ALG Spor Kulübü'nde oynuyorum. Evet. Başkanıma buradan çok selam gönderiyorum. ALG Spor Kulübü'ne de Perşembe'den gidiyorum. Hı-hı. Pazar günü de uçakla uçuyorum. Pazar günü maçımı oynayıp tekrar geri dönüyorum. Evet. Bir hafta rutin bu şekilde devam ediyor. Her hafta aynı şey maalesef. Çok vurucu. Büyük fedakarlık gerektiriyor gerçekten. Diğer sorum olan futsal şampiyonası evet bu soruya geldik sakatlık futsal şampiyonasında evet. telsizlik yaşadın ve uzun bir süre maskeyle oynamak durumunda kaldın bize o olayı ve maskeyle oynamanın nasıl bir his olduğunu anlatabilir misin? Evet maskeyle oynamak çok zor bir oyuncu için bilmiyorum ama kalecinin en önemli şeyi gözleridir evet. bakış açısı çok önemli o an maçta yüzüme direkt darbe aldım ondan önce topa müdahale ettim ve onun topa vuracak olduğu hız şeyini düşünün. O darbeyi ben yüzüme aldım. Maske kullandım ve iyileşmeden 7-8 gün sonra doktorların risk olduğunu söylediği halde ben milli takım kampına gittim. Ya bu riski aldım çünkü gerçekten de futbolu bütün kadınlar gibi ben de çok evet. seviyorum. Ve gerçekten de risk alınacak bir branş diye düşünüyorum. Evet, direkt milli takım kampına gittim ve maske alındı. O zaman yüzüme göre maske de yoktu.
Evet. Standart bir maske alındı. Hı-hı. Yüzüme göre ayarlandı ve ben o maskeyle 3 maça çıktım. Ah, hiç de futbola ara vermeden devam ettim. Geçen sene değil, ondan önceki yıl aynı talihsizliği tekrar yaşadım. Oh. Pardon, geçen yıl Kireçburnu Spor Kulübü'nde ligin 10. dakikasında burnum kırıldı. Oh, yine tabii edeceğim. oyundan çıkmadım. Acı şeyim çok yüksektir benim. Oyundan çıkmadım, oynamaya devam ettim ve yüzüme göre özel maske yapıldı. Tekrar maçlara devam ettim, hiç ara vermeden. Oh, bu şekilde. Acı çekmeyi seviyorum galiba. Seni anlayabiliyorum. Evet. Çok zor bir şey gerçekten. O maske oynamak, ben o maskeyi takmadım ama benim de bir kafam kırılmıştı bir küçükten. Özür dileyerek kahve içeyim. Yok, sohbet ediyorum. Tabii ki. Sohbet eşliğinde olduğu için. Benim de bir kafam kırılmıştı. O sırada ben maskeyle böyle bir bant taktım. Tesadüfen o maçta ben kaleye geçmek zorunda kalmıştım. Ve burunda şöyle bir bant var. Sadece bant, yani kalın bir tabaka olmuştu. Sırf burun oynamak. O bile insanın gözüne çarpıyor, biliyor musun? Gibi, ben hani o kadar ki ilk defa kaleye geçmişim. İlk değildi ama hani böyle ilk deneyimlerinden bir önemli bir maçtı. O kadar zordu ki dedim ki iyi ki dedim maskem yokmuş. O yüzden seni anlamıyorum, çok zor bir şey. Evet. Yüksek ihtimal. Bazen maçta ben daralıyorum. Maske yüzümden atıyorum. Sağlıkçım diyor. Maskeyi takman lazım. Tak maskeyi. Ama sen hani oluyor ya. Evet. Oyun esnasında gözün hiçbir şey görmüyor maalesef hani. Evet evet. Hiçbir şey görmüyor insanın gözü. Futbol böyle bir aşk işte. Yapacak bir şey, tutulduk. Evet maalesef. Diğer... Bu aşk bizi... Çözüm. Evet buyurun. Buyurun. Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok kulüpte forma giydin. Kadın futbolu hakkında genel bir değerlendirme istiyorum senden. Genel bir değerlendirme derken nasıl bir değerlendirme? Yani Türkiye'deki konumundan mı bahsediyoruz? Evet, gidişatı olsun, geçmiş olsun, gelecek olsun, o şekilde. Şu an gidişat çok iyi bence. Özellikle bu Beşiktaş'ın oynamış olduğu maçtan sonra da ekstradan bir Türkiye'de güzel bir ses çıkardılar. Hı hı. Onlar için çok güzel bir başlangıç oldu kadın futbolu için. Bence benim oynamış olduğum geçmişime göre şu anki konumu daha iyi. Hı hı. Tek istediğimiz maçlarımızın en azından yayınlanmıyorsa özetlerinin yayınlanmasını istiyoruz. Kesinlikle. İşte biliyorsunuz Aycan şu an Survivor'a katıldı. Aynen. Kadın futbolunu oradan duyabiliyoruz. En azından insanlar kadın futbolu olduğunu öğrendi. Bu çok güzel bir şey. Hı-hı. Yani görüyoruz, televizyonda izlediğimizde kadın futbolunu öğreniyorsak, televizyonda maçlar yayınlandığı takdirde kadın futbolunu da insanların seve seve izleyeceğinden eminim. Kesin. Ve kadın liglerinin de kalitesinin artacağını düşünüyorum bu sayede. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Buna bir şekilde yapılması gerekiyor. Cidden mesela bazen birincilik maçları birkaç kanalda yayınlanıyor. Denk geliyorsun, izliyorsun tanıdıklarımız olduğu için. Ama insanlar bilmiyor. Özellikle açıp TV adı vermeyeceğim. Öyle hani başka TV'lerde olduğu için. Açıp da özellikle oraları bulup izlemiyorlar. Ama böyle herkesin izleyebileceği bir platformda en azından özetlerini verseler bu kadar çok ilgi olur ki. İnsanlar kadın futboluna böyle önyargıyla bakmaz en azından. Hı hı. Evet tabii önemli ki de. Önemli bir unsur. Gerçekten televizyonda hı hı. oynanması çok önemli. Yani kadınlar da futbol oynar. Kadınlar da her branşı yapabilirler evet. bence. Bir de artık şu sorudan sıkıldık yani. Futbol ne futbolu? Ayakla oynanan futbol. Evet. Yani biz bu süreci çoktan geçtik ve aştık. Gerçekten artık böyle sorularla karşılaşmak istemiyoruz. Evet evet. Kadın futbolcular olarak karşılaşmak istemiyoruz. Evet kesinlikle. Bazen şey soruyorlar. Maça çıkıyoruz tam. Diyor ki mesela bana çok sordu bu. 90 dakika mı oynuyorsunuz dedi bana yanarken birkaç kere. Nasıl yani falan oluyorsun böyle. İnsan üzülüyor öyle olunca. Hani bilinmesi gerekiyor bence. Ya sonuçta futbol bütün futbolun bütün kurallar kadınlar için de geçerli yani. Aynen. Kadınlara 70 dakika, erkeklere 90 dakika zaten bu bir kere etik değil. Aynen öyle, kesinlikle. Hani aynı sakatlıkları geçiriyoruz, aynı şeyleri yapıyoruz. Kale boyutlarımız aynı, top aynı ama hala tabii aynı ön yargılar. Evet. İnşallah düzelir. Evet. Diğer sorum olan milli futbolcu olmana birincilikte forma giyinmene rağmen ekstra bir işte çalışman gerekiyor. Ülkemizdeki futbol oynayan erkeklerle kadınlar arasında bu ücret eşitsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu okurken gözyaşım böyle. Evet Sel. Çok güzel. Yani bunun için söyleyecek bir şey yok. Gerçekten yani ne söylesem kadınların emeğine haksızlık etmiş olurum. Başta kendimle dahil olmak üzere. Evet. Yani onu geçtim ben. Bütçe ayrıcalıklarını geçtim. ALG Spor Kulübü ve 2-3 kulüp haricinde hani belki 5-6 olsun bilmiyorum kulüplerin şeylerini ama kendim de ALG Spor Kulübü haricinde diğer kulüplerde oynadım ve bütçelerini biliyorum. Hı hı. Düzenli maaş alamayan kulüpler yok. Kulüpler var. Evet. Veremeyen kulüpler var. Onlara da suçlu bulmuyorum bir yandan. Çünkü gerçek anlamda kadın futbolundan o paranın sporculara dağıtılması için bir gelir olması lazım. İşte kadın futbolu iddiada olsa
televizyonda yayınlansa, bir bütçe gelsin. Zaten kulüpler o parayı sporculara verecektir.